Assalomu alaykum azizlar, web dasturlashga bag'ishlangan darslarimizni davom etamiz. Bugun CSS bo'limi bilan tanishib chiqamiz, ya'ni Cascading Style Sheets. Birinchi o'rinda yangi fayl yaratib olamiz, CSS. Okay, bizdan Open VS Code. Mana bizga shu faylni o'qib berdi, bu yerdan yangi fayl, new file index.html. Bunu HTML derslerinde, o'tgan derslerde ko'rgandik. Eğer kimlerde haberi bo'lmasa, yukarıda YouTube'da hem, Telegram kanallarında hem kaldıraman. Şurada ko'rishingiz mumkin. Ve birinci o'rinda doctype HTML. HTML. Heads. Head teçhige oradan title yazıp gitmemiz. Title. CSS. Gel. Kırış. Body, yani hashburger mesela, welcome world, world. Okay, saklayınız. Şimdi bunu unutmam basın kolatta, open VS Code, yani live serverde işletiyoruz. Mana welcome world çıktı. Şimdi CSS yani Cascading Style Sheet. CSS ne var? CSS de bir boşta HTML kısmıyla tanışıp ettik. Yani suyak kısmını, yani web sitemin suyak kısmını yasa beradi. Yani CSS kısmımız, yani design kısmını, yani çiroyli renkler berip, çiroyli joylar joylarda joylaştırıp hamasını CSS dizayn kısmını kabiladı. Şimdi CSS kodunu kanda yazalımız. Yani üç kod kurunuşta yazışımız mümkün. Birincisi align CSS. Align CSS. Yani align CSS tagde içige attribute sıfatı da yazışımız mümkün. Yani style. Style de içige. Sen color. Color red. Bu rang, ingliz tilidagi rang bu bizga property yoki key deb ataladi va bu valyusi ingliz tilidagi so'zlardan foydalanishimiz mumkin. Rang berishda 4 xil usuli bor. Ya'ni ingliz tilidagi so'zlar va HTML da o'zidagi ba'zi bir so'zlar bor, masalan, chocolate, control, ya'ni hex usuli ham bor. Bu hex usulida masalan biz reshotka bilan 6 tali kod, ya'ni bizga qizil rang F000. Mana shu rang qizil rangni beradi. Okay, saqlaymiz endi. Va mana qizil rangga o'tdi bizning welcome world so'zimiz. Endi ikkinchi usul bor, lekin bu usul juda noqulaylik tug'diradi. Bizning kodimiz ko'paytirsa, buni o'chiramiz. Saqlab qo'yamiz. Va ikkinchi usulimiz internal. Internal CSS usulü. Yani internal CSS usulü head tagini ichiga style style tag yaratib, bunu qiymati mesela h1, yani h1 bir de selector, selector nomini qo'yamiz va selectorni qiymatiga, yani style kısmını ikkita skobka orasiga yozamiz. Yani color Properties color rangi red. Saqlashimiz bilan mana xuddi shu anonimiz bo'ladi. Endi belgi P ham yozamiz, lorem. Masalan text origin, ya'ni tekstimizni qayerda turishi. Masalan end qo'ysak, end oxirida joylashadi mana. Oxiridan boshlab joylashtirar, katta qilsang, kichkina qilsang. Oxiridan boshlab joylashaveradi. Masalan center qilsak, mana center o'rtada joylashtiradi. Text origin, ya'ni tekstimizni qaysi tarafdan joylashini bizga aniqlab beradi. Endi bu usulimiz ham optimal usul emas, chunki kodlarimiz juda ko'payib ketgan sari bu usulda ham ishlashimiz qiyin bo'lib qoladi. Endi mana shu yerdan yana bitta fayl yaratamiz, ya'ni bu o'chiramiz, bu usulning nomini yozib olaylik birinchi. Bu usulimiz
External CSS yani 3 external CSS. External CSS diye ataladı. Bu yüzden farklı yaratışımız gün yani bir bunun misal tarikası da bir de hem kursatıp gitti. Bir de bana eğer bana şurada text tıktı faylda mesela style. O siz hoşlanan namda yazışız mümkün. Fakat kini etmezsiniz. Tıktıma CSS. Okey. Şimdi eğer sizde bana şu ahırdaki töçkeden kini kıymet kurmak yoksa bir de Windows'unda VIF'den file name extraction'da yok bu işe gerek oladı. Şimdi yok bu işe töçkeden kini etmez çıkardı. Ve bir de lan CSS file'ımız payda oldu. Ve birge CSS file'ge hash bölge mesela color red. Yani saklayınız, lekin işlemedi. Çünkü biz bu bilen bağlanganımız yok. Şimdi biz bu bilen bağlanışımız için kendi bağlayımız. Yani link orkalı. Yani link. Yani real yazışımız gerek. Yani kanaka opkilepiz. Kanaka file opkilepiz. Style. Sheet. Style sheet. Yani CSS file'ligini anglatışımız mümkün. Hrif, hrifga style, style CSS. Ve bunu yok koyalımız. Ve saklaşımız buna. Ve bu rengimiz kızıl buldu. Çünkü birge H1 selektörümüzge kolların red birgen edik. Şimdi PGHM bir de her bir kıymet için Allah'a da tek için bir de yazışımız mümkün. Mesela P için mesela background background color background color ne başkala? Background color arka fon yani color'ı mesela hex söylüyorsak mesela FF 333 mesela sarı renk biraz 3'te F oluş girerdi sarı oluş için hani mani ko'rib turganingizdek orqa fon sariq rang berdi P uchun. Endi biz ikkalasi uchun ham orqa fon sariq bermoqchi bo'lsak nima qilamiz? Mana bu yerga. Endi bizlar umumiy bermoqchi edik, lekin ikkalasi ajralib o'rtada ozroq masofa qolib ketdi va buni uchun biz bu yerda bunga o'tib, ya'ni div degan tagdan foydalanishimiz mumkin. Div nima ish qiladi? Div guruhlab olishimiz uchun, ya'ni guruhlab bir xil CSS kodni yoki bir xil JavaScript kodni birgalab bitta faylga ishlatish uchun ishlatamiz, ya'ni div mana guruhlab olib va buni div hech qanaqa qiymat qaytarmaydi bizga, faqat uni ichida bizga mana shunday elementlar kelishi mumkin. Va saqladik. Endi biz bu yerda P'dagi background color'da uçuramız. Bunu ham uçuramız dana. Div'ge biramız. Yani div'tegi'ge background color. Bana şu rengi bilsek bana umumi background color oldu. Şimdi text alayacağım bir koyalımız bunu ya. Center. Şimdi bizler bir neçte tegmez, yani bitta teg div yasamayız. Bir neçte divler bilen işlemişimiz mümkün. Hemen faylarımızı guruhlab div bilen guruhlab alıp işlesek maksatke muvaffuk oladı. Çünkü işimizde çatkaş gitmezlik için. Şimdi biz yana bitta mesela div yaratamız. Mesela bu divimizde içige. Mesela ul bilen. Mesela li. Mesela book. Book 1, Book 2, mesela cedvel görünüşüde. Mesela ben şunu de, lakin bize de bunun background'ı sarık bulmaçlık gerek. Bunu kendi iki de divdi birbirinden acilet olsak bulalı. Klaslar orkalı yani sınıflar orkalı acilet olsak bulalı. Mesela class, atributu, class atributu gibi mesela container.
Konteyner degen kıymet veremez bu klas. Klas sınıflar bazı için, yani Allah'a da sınıflar işlerimiz için gerek oladı. Yani bürge, şimdi bunu diyemez. Konteyner de bölgemez. Şimdi konteyner bir de bizge tek emez. Bunu her zaman eğer uzun yoksa tek de düşünedi. Şimdi tek bulmadan için, klas bulan için nokta aldı da buluş gerek. Yani bitti noktadan giyin klasının namı yazıladı. Bunu saklayımız ve saklasak bu divge bizim background color'umuz tasar kılmaydı. Ve hani şunda görünüş geldi. Şimdi bizler border bulan, şimdi hoşyası bulan olarak işleyemiz. Border degen o. Bize property'si var. Yani border bu hoşya bir adı. Yani hoşyanın birinci orunda kalınlığını, ikinci orunda bu solid, yani solid Dashed. Mesela dashed versek, bir pikselde dashed. Mesela rengini verişimiz gerekiyor. Mesela red. Bana, kurtulmanızda çizik çizikçe oldu. Eğer bilinmek konusu sarı yaklaştırma bana. Çizikçe çizikçe oldu tane, bana şimdi hoşaya bizge verdi. Bunun arkasıya kaytar koyalım. Ve dashed mes solid. Optimal kubrak işletilerde solid çizik bana. Şimdi eğer biz bir de pikselde 2 piksel tutsak bana kalınlaştı. Ve bir de text alayacağın center'da şu pgm bir mahcup etsek şu class'da içi gibi verip koyalımız. Ve kurtulmanızı bunun içi gibi pımıza. Şimdi kurtulmanızı border bir de. Border'da kan ne veriş? Yani border niçi size'ligini ve onun türü ve rengi kanaka ikenliği. Ve indan keyin ko'rib chiqayotgansangiz, indi mana bu yerda ko'rib turganingizda, masalan, joy qolib ketgan, tepadan ham ozroq, pastdan ham ozroq va bu qanaqa joy olyapti bu yerdan. Aspect, ya'ni o'ng tugmani bosib, aspectni bosamiz. Va bu yerda developer tools bor, developer toolsda bu yerda mana box maydon bor. Va bu yerdan qarasak, mana container, ya'ni yozuv, mana bizda div bu anımızda olamız. Yani bana bir yerde container joylaşken padding border, yani borderimiz bana 2 pikseldeki korunup durdur. Margin. Padding margin ne mi? Padding container'dan border geçe bugün masafı. Yani mesela kısaca düşündür ama padding ne mi? Mesela bir text yazalımız. Bir yerden bunu uçup taşıyımız. Pebilen bir anda lorem. Lorem mas, buramda sen salam. Salam degen söz yazalımız. Ben de çıkayım, ben salam. Şimdi bu salamdı. Şimdi salamla bir yerde bilgi klas veriyoruz. Class text deyip koyarız. Virge not toçka bilen text deyip yaratamız ve bu ne? Font size. Font size. Yani font size diganı bu kattalık kiçkinaligi. Yani kança katta buladı, kança kiçkina. Yani aslında 15 piksel. 15 piksel sağ kiçkir olmanı. Aslında 25 piksel kısak, bana sağ katlar oku oldu. Bana 25 piksel. Şimdi border veriyoruz. Border 2 piksel, mesela solid rengi, mesela 3-3-3 olsun. Eğer 6'da 3 gitme gittikte olsa 3 tasını yazsanız da makul bulat. Bana bir de yani şimdi hasıl buldu. Şimdi padding birsek eğer padding yani padding lift, yani lift çap taraftan 15 piksel birsek bana kurtulganınızda bu silcide border silciganı yok. Çünkü padding border'dan
Container, container mana şu salam sözümüz. Container hesablanır mana. Mana turburchak sohani mana billigan paytim turburchak sohani ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu soha container qismi. Bu yerdan mana shu yergacha 15 piksel olingan, bu padding, bordergacha bo'lgan masofa. Endi mana bu yerda yana ko'ramiz. Endi mana shu elementimizni ko'rsak, developer tool'da varıp mana ko'rib turganingizdek bu yerda ikkita tarafdan ham o'zi avtomatikki margin olgan 25 pikseldan margin olgan u HTML o'zi beradi. Endi va bunga qarasangiz padding tekstga qaraymiz, tekstga va tekstda 15 pikselli mana 15 bu tarafdan faqatgina 1-2 piksel border va 15 piksel padding borligini ko'ryapmiz. Xuddi shunday, har tarafiga berish uchun masalan left, right, top, masalan topiga bersak, mana topiga bersak 15 piksel tepadan oldim. Endi masalan p-ga biz p-ni hozir bu yerda obshi hamma tarafiga 15 piksel berish uchun faqat padding berib qo'ysak, obshi beradi. Endi margin bergan p-ga margin masalan mana shu elementni container borderidan masalan borderda agar bizlar p ni o'ziga berganimizda edi mana bu ko'rib turganingizdek ichkaridagi p ga ham border berdi. Endi bizlar qanday qilib mana shu div dagi ichidagi salon faqat shunga tegishli bo'lsin desa buni yozamiz. Точка текст текст ichidagi p ya'ni shuni ichidagi p ga ta'sir qilsin. Mana faqat shuni ichidagi p ga ta'sir qildi. Mana bunga ta'sir qilgani yo'q. Va mana border berdik. Va bunga masalan buni o'chiramiz endi. P ni o'ziga font size beramiz. Font size 15 piksel, 15 mat 25 piksel saklayınız. Ben ko'rib turganingizda endi padding beramiz. Padding 15 piksel. Mana ko'rib turganingizda atrofini hamma tarafini 15 pikseldan bordergacha bo'lgan masofa qoldirdim. Endi margin nima? Margin borderdan tashqarida. Ya'ni bundan tashqaridagi atrofidagi elementlar bilan qanchadan masofa qolish kerak? Ya'ni margin 15 piksel. Mana margin 15 piksel bilsak, atrofdagi elementlar bilan mana bu yerdan ham siljidi. Endi masalan hozir mana qarab tursak, bir yerda bu margin bor. Bu qanday qayerdan olyapti bu marginni? Aslida ikkita element orasiga ham avtomatik margin belgilandi. Men avtomatik marginni olib tashlagandan keyin bu yerda bodyga body'ga, ya'ni body tagida margin berilgan avtomatik mana bu yerda ko'ramiz. Ya'ni head mana body tagiga o'tsak, bu yerda margin 8 piksel berib qo'ygan ko'ryapmiz mana. Bu yerda avtomatik HTML o'zi beradi buni. Buni o'chirish uchun mana shu yerda margin 0 qilib qo'yamiz va mana yopishib turdi. Va keyin endi bizda mana margin degan xuddi shunday top yuqoridan bersak bo'ladi faqatgina yuqorida masalan 20 emas, masalan 35 piksel bersak mana oradagi masofasi o'zgaradi. Keyin agar buni masalan buni berib ko'rdik, endi margin topdi, margin left, margin top, right hammasini bersak bo'ladi, past tepadan qanday masofada va p ni o'ziga masalan margin 6 berib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni 6 obshi umumiy oladi. Mana auto bilsak hech qanaqa hozircha bu
Ve mana 35 pikselli arasında joy kaldırdı. Mesela indi bizdeki yani vizi, manage container'ımızda vizi. Yani vizi yine, onu kendi derslerinde demek kendim, yine mesela 600 piksel ise anketler okulamız. Bana 600 pikselli vizi yarattı. Şimdi bu, lakin biz ekran katta kışkına kısak uz gelmeydi. Çünkü bu 600 pikselde koladı. Ve bunya eğer option margin'ını auto bilsek indi. Margin, eğer iki ta kıymet yolsak, bir ta kıymet yolsak, mesela 15 piksel yolsak, option bir adı. Eğer iki ta kıymet yolsak, iki ta kıymet yolsak, bir tası tipa pastan, ikincisi un çaptan. Yani un çaptan eğer auto bir koysak, avtomatik urtaga uytadı. Yani kanday joylaşkan bolsa şunu urtaga, yani iki tarafını marca auto bula. Lekin bu tipa pastan onday bo'lmaydi, çünkü bunu vizi bizga mana konteynerdekini ko'ramiz. Mana konteynerni ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda mana o'zi avtomatik 381 olgan va buni qisqartirsak bizga o'zgardi, mana ko'rib turganingizdek 206, chunki qanday bo'lsa bu lekin 15 pikseldan o'zgarmaydi. Bu 600 piksel emas. Masalan, qancha kichkinaltirsak, endi 150. Mana 150 bo'lsa, 150 gacha joylashtirdi, sig'dirdi. Vizini qancha bersak, height'ini ham bor. Height degan narsa bor. Keyin height uzunligi qancha bo'ladi? Masalan, 150 piksel desak, mana 150 piksel deyarli o'zgarmadi. Va buni 150 emas, 250 piksel, 350 piksel desak, mana ko'rib turganingizdek 350 pikselni o'ziga yana height inini berdi. Ya'ni buni endi biz foiz ko'rsatkichida berishimiz mumkin. 600 piksel mana shu yerda sig'mi ketyapti. Masalan, 70 foiz. 70 foiz da bersak, xuddi mana shu joyimizda 70 foizini olaveradi. Qanday ekranda ochsak ham, mana qancha kichkinaltirsak ham, kattartirsak ham 70 foizda olib bizga joylashtirib beradi. Masalan, tashchi qilib qo'yamiz. Va 2 piksel emas, borderimizni 4 piksel qilib qo'yamiz, mana chiroyliroq turadi. Va panelda color'ni yani bir de konteynerde içindeki pen'i kollarını kök bir koyalımız. Bana yani kök şekli kırdı ve bu pögeye azra padding bir koyalımız. Yani border geçe bugün masafada azra çıkar rakla tursun 15 piksel. Ve bana yukarı ve bu fakat yine tipe pastan tasar kılmasın ve bir de 0 bir koyalım. Bu etkenimizde birincisi tipe pas, ikincisi iki yan baş. Eğer tur da kıymet verirsek, birincisi tipe, ikincisi çap taraf, üçüncüsü pas, dördüncüsü un tarafından biri. Kut şundayım, hani çıraylı tüske kırdı. Hazırca bugünkü dersimizde hazırca şu yurda yakınlayımız. Yani CSS'ki kırış dersimizde. Hazır bugün örgünün derslerimiz. Kısaca tekrarlayın. Ve bu derste birma bir her bir derseye kayıtağız. Bugünkü asası örgünün derslerimiz CSS'ini ilan kılış. CSS'ini ilan kılıştan keyin margin, padding, yani color, color'ını mevazıdan becerişi, yani tekst kırın bir ad. Ve bunların ilan kılış. Ve div class yazış. Klas arkalı ilan kılış ve onun oğlu elementi, yani elementleri. Ve bizler font size, background color, background var bu içe. Yine Allah'a da ders kılıp kaytarız. With height bu içe.
Bugünkü dersimiz şu yurda yakınlarınız. Barçaga rahmat, salamat bulasın.